Merhabalar arkadaşlar. YouTube Fizikte Barış kanalındayız arkadaşlar. Yeni bir konuya başlangıç yapıyoruz. Denge ve Lami teoreminin uygulamalarını yapacağız birlikte arkadaşlar. Bu konuyla ilgili konu eksiği olan arkadaşlar için denge ve Lami teoreminin konu anlatımını da arkadaşlar kanalımda barındırıyorum. Sıkıntı yaşayan arkadaşlar öncelikle konuya çalışırlarsa arkadaşlar biz de soru çözerken rahat edeceğiz. Evet, ilk soruyla başlarsak arkadaşlar. P ağırlıklı bir cisim şekildeki gibi dengedeyken ip gerilir. Bakın, eğer orada da uyarmıştım. 3 kuvvet kesişiyorsa Lami teoremini uygulayabilirsiniz. Ve Lami teoreminde de en önemli esprilerimizden bir tanesi neydi arkadaşlar? Açılarda bakın şuraya bir yatay çizgi çektiğiniz zaman 40, 30, 70 olduğuna göre şuradaki açı ne oldu? 110 derece. İç ters açılardan burası 30. Şuraya da 90 kaldı mı? Şuraya 40. Şuraya da yine 90. Bu durumda ne oldu? Bakın P'nin karşısındaki açı deyince buraya bakıyorduk. P'nin görmüş olduğu açı ne oldu arkadaşlar? 110 derece. T1'in karşısı deyince 2 ile P'nin arası. Bak burada bir 30 var. Bir de 90 olduğuna göre etti mi? T1'in görmüş olduğu açı 120 derece. Devam ediyoruz. T2'nin gördüğü dersek de 40 burada var. 90 da burada olduğuna göre T2'nin de görmüş olduğu açı da 130 derece oldu mu arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bundan sonra kuralımız neydi? Küçük açıyı gören kuvvet büyük oluyor demiştik hatırlıyorsanız. O zaman en küçük olan bu olduğuna göre P büyüktür T1'den, o da büyüktür T2'den diyebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı da A şıkkındaki gibi olacaktı. Evet, bir başka soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ne demiş? Ağırlığı 40 Newton olan bir cisim dengedeyken ip gerilmeyeni soruyor. Bakın arkadaşlar, hemen Lami teoremini hazırlıyoruz. Burası 37 mi? Şurası 53'tü. Şuralar 90, 90, burası 90 değil mi? Şimdi bu ağırlık 40, yani buna P diyelim. P'nin gördüğü açı kaç dereceydi? 90 derece. T1'in gördüğü bakın hem 37 hem de 90'dan birleştiğine göre T1'in gördüğü açı ne oldu? 127 derece. Ve T2'nin görmüş olduğu açı da bakın hemen karşıda hop 143 derece. Kuralımız neydi arkadaşlar? P büyüktür, T1 büyüktür, T2 olmadı mı küçükten büyüğe? Şimdi konu anlatımı da ben bu yarıda bulunmuştum arkadaşlar. Oraya eksik olanlar baksınlar mutlaka. 37, 53, 90 bizim için özel bir üçgen. Bakın arkadaşlar hangi üçgendi? 3'ün katı, 4'ün katı, 5'in katıydı hatırlıyorsanız. Şimdi bu da aynı şeyi burada yazın. O zaman madem burası 5'in katı kenar buysa 4'ün katı bu, 3'ün katı bu olur mu? Size P'nin 40 olduğunu söyledilerse bakın her şey ne kadar? 8 katı. O zaman bu adam 32. 8'e çarptım bu adam da 24 olmalı. O zaman T1'in cevabı arkadaşlar 32. T2'nin cevabı da 24 ise 32'ye 24 olan deniz ışıkı aradığımız cevap olacaktı. Daha uzun yoldan Lami'den çözebilirdim fakat üçgenleri de kullanmamız lazım. Ne demiş? Üçüncü bir soru. Noktasal mayı cismi F1, F2, F3, F4 kuvvetleri etkisinde bakın ne demiş? Anahtar kelime. Dengede. Arkadaşlar soru bitti. Ne güzel bakın. Madem sistemde dengedeyse diyebilirsiniz. F3 verilmemiş ama anlayacağız arkadaşlar bakın. Ne güzel herkes X ve Y'deyken bu arkadaş biraz yamuk duruyor. Onu hemen bileşenlerine ayırıyorsun. Nasıldı? Şu F3 kuvvetini düşünürsek arkadaşlar. Şurayla da yapmış olduğu açı 53 derece olduğuna göre. 53 buna değdiğine göre F3'ün neyidir? Cos 53 bileşeni. Şurası da nedir? F3'ün sin 53 bileşenidir. Cos 53 hatırlayanlar vardır. 0,6'dır. Dolayısıyla 0,6 F3. Burası da 0,8 olunca 0,8 F3'tür. O zaman bakın arkadaşlar 4 yönü yerleştirirsem ne varmış? 0,8 F3. Bu tarafa 0,6 F3 var. Sonra F1 kuvvetinden dolayı 9 var. F2'den dolayı da buraya 3 var. Bir de son olarak F4 var. Bakın arkadaşlar denge şartımız neydi bizim? Dengenin şartı F net eşittir 0 idi arkadaşlar. O zaman buranın 0 yapmam lazım. Bakın burada 9 varsa burada da 9 olması için bu 3 ise buraya ne kaldı? 6. Yani ne öğrendik? 0,6 tane F3 6 ise F3'ün değeri ne yaptı? 6 bölü 0,6'dan 10 yaptı. F3'ün 10 olduğunu bilince burası kaç yaptı arkadaşlar? 10 kere 0,8'den 8 ise bunu dengeleyen F4'ün de ne olması lazımdı? 8 olması gerekirdi. Evet. Şekildeki sistemde T1 ve T2 verilmiş. Bunların oranı. Bakın hemen şuraya bir yatay çizgi çekerek bu işi yaparız. 53 ise iç ters açılardan burası 53 mü? Şurası 90. Şurası 127. Burada da bir P olsun. Bakın T1'in karşısında kalan açı ne oluyor? Şunların arası 90. T1'in gördüğü açı 90. T2'nin görmüş olduğu bakın karşısında ne var? 53 artı 90. 143 derece. P'nin gördüyse neydi arkadaşlar? 127 derece. Bakın ne dedim size hemen sıralayın.
Kim? Küçüğü görenler büyüktü. T1 büyük, P büyük, T2 kim dedik? Şimdi hatırlayın, 37, 53, 90 hangi üçgendi? Konu anlatımını mutlaka tekrarlarsanız burada çok rahat edeceğiz. 3, 4, 5. O zaman en büyük kenar 5K, sonraki 4K, sonraki 3K mı? Neyi sormuş? T1'in T2. Bak, T1 kaçın oranı? 5'in katı. T2 kaçın katı? 3'ün katı. O zaman arayacağınız cevap arkadaşlar 5'e 3 olacaktı. Evet, bir kürede denge sorusu arkadaşlar. Ağırlığı 120 Newton olan kuvvet dengede ise F kaç? Evet, denge ve Lami teoreminin konu anlatımı üçüncüsünde arkadaşlar bundan bahsettim. Bir ders boyunca orada sürekli denge sorusu. Ne vardı? Bir, P ağırlığını aşağı indirdik. Sonra katılar kuvveti aynı ilettiği için bu F'i siliyorum. Aynı merkeze çiziyorum F. Ne vardı hatırlıyorsanız şuydu. Top bir yere değiyor mu? Şuraya değiyor. O zaman merkezinden değdiği yere dik olacak şekilde bir etki vardır ki karşılığında da ne de olsun bir tepki arkadaşlar. İşte N tepkimiz de bu. Bakın böylece Lami'ye benzedik arkadaşlar. Ve açıya ihtiyacımız var. Bakın bu açıyı buraya indirirseniz taşırız. Burası 37. Bu açı 53 ise bu 53. Buraya 37, 53, 127, 143 oldu. Ve bakarsak şimdi N, F ve P var. P'nin karşısına ne görüyoruz? 127. F'nin karşısına kaç var? 143. Ve son olarak da N'nin karşısına 90 kaldı mı arkadaşlar? Neydi kuralımız? Küçük açıyı gören büyük müydü? Yani N büyüktür, P büyüktür, F. Hangi üçgen? 37, 53, 90 olunca artık alıştık herhalde. 5K, 4K, 3K değil mi? Kürenin ağırlığı bu 120 miymiş arkadaşlar? 4'ün katı. Yani kaçla çarptık? 30. O zaman bunun cevabı 90'dır. Bunun cevabı da 150'dir. Neyi soruyor? F'i sormuş. Sorunun cevabı 90'dı arkadaşlar. Evet, bir başka küreler sorusu. Ağırlıkları P olan özdeş küreler dengedir. Bakın bir sistem dengedeyse aklınıza hemen bu gelecek. Etkiler, tepkiler falan filan derken. Başlıyorum. P bu kürenin ağırlığı. P de bunun ağırlığı olduğuna göre aşağı doğru ne kadar ağırlık var? 2P. Aşağıya tek yerden değiyorsun. Bak, etki varsa yerin gösterdiği bir N3 tepkisi bu yönde. Bu duvar bir N1 uygulamış. Bu duvarda bir N2. Başka kuvvet var mı? Yok arkadaşlar, başka. Bir de küreler arası var ama o lazım değil. Bir sistem dengede ise demiş bu kelimeyi. O zaman N1 ile N2 eşit mi arkadaşlar? N3 de o zaman 2P'ye eşit olmak zorunda mıdır? Yukarılarda aşağılara eşit. Ha, N1'in değeri peki P'ye eşit olur muydu? Ona arkadaşlar emin olabiliyoruz mu? N1 ile P arasında bir denklem yok. O zaman bu bir soru işareti. Kesin doğruları sorduğuna göre sorunun cevabı 1 ve 2 olacaktı arkadaşlar. Evet, bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Test 10'da görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.